Yani Orta Doğu kaynayan bir bölge ve gerçekten halkların iradesine geleceğine başkalarının ipotek koyduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii ki burada Filistin-İsrail savaşından da görebildiğimiz kadarıyla eğer burada yaşayan halklar birbirlerini kucaklayamazsa, hak ve özgürlükler konusunda birbirlerini tanıyacak, farklı kimlik ve kültürlerin bir arada yaşayabileceği ama özgürce yaşayabileceği bir ortamı sağlayamazsak, yani bugün Filistin'in başına gelen veya yarın farklı halklar başına da gelebilir. Bu nedenle özellikle bu dönemde çok duyarlı olmamız gereken bir dönem. Şimdi yıllardan beri Kürtler hem bir asimilasyonla karşı karşıya, bir sindirmeyle, susturmayla karşı karşıya, hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılmış bir halk. Ve Kürt halkının aydınları, siyasetçileri adalet, eşitlik arayışı içinde olduğu zaman da herkesi terörist olarak ilan eden bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Tabii bu bizleri yarın Filistin-İsrail gibi bir felakete götürebilecek bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle halklar gerçekten birbirlerini anlayarak, diyarak kurarak, kucaklayarak ancak sorunlarını çözebilir. Ötekileştirilmiş düşman mantığıyla yaklaşıldığı zaman da halkların problemleri, halkların ortak demokratik değerlerde buluşmasını mümkün görmüyoruz. Bu aslında çağrımız bir yerde herkesin artık Orta Doğu'daki gelişmeleri göz önünde tutarak birlikte yaşayan halkların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi, o iradeyi ortaya koyması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Yıllardan beri barışçıl bir sürecin gelişmesi için çaba gösterdik. Ama maalesef mevcut iktidar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtleri potansiyel tehlike gördüğü bir mantık, sorunların barışçıl çözümünün önünde en büyük engeldir. Yani bugün Orta Doğu'ya baktığınızda 40 milyonun üzerinde, 50 milyonun üzerinde bir Kürt nüfusu var. Ama Kürtler hem Rojava'da, hem Bakır'da, hem İran'da büyük bir baskı altında ve Kürtleri potansiyel tehlike gören bir anlayış var. Oysa ki Kürtler her zaman barışçıl bir anlayışla sorunlara yaklaşıyor, sorunların barış içinde çözülmesi için çaba gösteriyor. İfade etmek istediğim bunlar. Bugün Kürt sorununun çözümü konusunda Sayın Öcalan gerçekten önemli mesajlar verdi geçmişte. Daha önce de yaptığımız görüşmede şunu, artık demokratik siyasetin güçlenmesi ve sorunlar barışçı yollarla çözülmesi konusunda kararını, iradesini ortaya koymuştu. İnanıyorum bugün eğer görüşmeler olsa aynı fikirlerini o şekilde dile getirecektir. Ama dünyada hiçbir, bir tek Orta Doğu'da var, barıştan korkan bir yönetim. Sadece bu Türkiye'de değil, Orta Doğu'nun birçok ülkesinde barıştan korkan, barış kelimesini suç sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin demokratları, bu ülkenin siyasetçileri Orta Doğu'daki tehlikeleri görerek barış konusunda daha kararlı bir şekilde mücadele vermeleri gerekir. Bugün eminim ve inanıyorum ki bu bir başlangıçtır. Barış için çağrılarımız olacak. Barış için, barıştan yana olan herkesin artık barış için yüksek sesle düşüncelerini dile getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bugünkü görüşmeler herhalde bu deklarasyonun sonuçlarını yaşama geçirmek için bir çaba gösterilecektir. Buna inanıyorum. Bizim niyetimiz belli, çabalarımız belli, taleplerimiz belli. Bu taleplerin artık herkes tarafında
görülmesi gereken bir dönemde yaşıyoruz. Bu çağrıyı o şekilde yapıyoruz.